Bugün sabah saatlerinde İstanbullu da etkileyen Bursa'da Gemlik merkez üssü 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen 3 dakika sonra da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Tüm Marmara bölgesi etkilendi bu depremden ve bir korku yeniden başladı. Büyük Marmara depremi, büyük İstanbul depremi elbette her yerde olması aynı şekilde risk teşkil ediyor ama bugün bu sabah saatlerinde bu deprem felaketi meydana geldi. E, bu konuyu konuşacağız, değerlendireceğiz. Hangi hattı üzerinde geldi? Öncü bir deprem mi? E, neler söylüyor uzmanlar? Bunları konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu eski başkanı Kadem Ekşi stüdyoda konuğumuz olacaklar. Hoş geldiniz Sayın evet, Ekşi. Evet Merve Hanım saygılar. Önce geçmiş olsun diyelim. Teşekkür yani ederiz çünkü hepimize. Çünkü biraz önce haberlerinizde e, baktık yani seller, fırtınalar, iklim değişiminin getirdiği kuraklık, çölleşme, depremler. Yani bunlar artık bu coğrafyanın bir kaderi. Evet. Ee, evet. bununla iç içe yaşayacağımız, hayatı kolaylaştıracağımız açılımlara, adımlara şehirlerimizin ihtiyacı var. Yani bunlar büyük bir tehdit ve risk olarak artık her gün bizim hayatımızı e, örseliyor. Bakın işte yani son... Şimdi Sayın Ekşi, bu AFAD'ın bir verisi ve e, birisi. yani 8 kilometre derinliğinde işte 5.1 büyüklüğünde bir deprem. Yani bu fay hatları üzerinde zaten bu gemlik e, aktif bir fay. Güney Marmara fay hattı. Evet. Şimdi, bu fay hattını Anadolu'dan mı geliyor? E tabi Kuzey Anadolu'nun e, kolları bunlar. Yani, yani fay Kuzey Anadolu fay hattı fay Marmara kolları. Denizi'ne doğru yani çatalla bu, şu ikiye ayrılıyor. Tabi yani şuralar zaten daha önce kırılan depremler 99'da. Hı hı. Yani burada da e, bizim e, aşağı yukarı 50 bin insanımız hayatını kaybetti e, ve e, 20 bine yakın insanımızla e, 50 milyar dolarlık bir finansa kayıp ve 20 bin insan 99'da. E şimdi şu 120 kilometrelik faiz zonu adaların arkasından geçen yer yer kıyılara uzaklığı 10, 15, 20 kilometre olan. Yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Ama e, zemin koşullarına bağlı olarak da Tuzla'dan Silivri'ye kadar olan yerleşim alanlarımızı ciddi olarak etkileyeceğini düşündüğümüz 7 ve büyüklüğü üzerindeki bir depreminde buradaki yapı stoğu ile ilgili yorgun, yaşlı ve aşağı yukarı 1 milyon 250 bin bina var burada. Bu binalarda da 7 milyon 100 bin bağımsız konut var. Yani bunların %65'i 99 öncesi yapı stoğu. Buna dair ciddi bir tehditle şehrimiz karşı karşıya. Yani biz öncelikli olarak insanların sağlıklı alanlarda barınma hakkını, yaşam hakkını önceliyorum. Bir yönetim aldım. ben Kızılay İstanbul İl Başkanıydım. Hı hı. O sabah 10-10.30 gibi biz uçakla Maraş'a geçtik. 6 Şubat. Sabah. 6 Şubat depremiyle ilgili. Yani o acıyla yeniden yüzleşmek çok korkunç. Yani 12 yıl, 11 yıl aynı anda yerle yeksan olmuş. Ee, yani 110 milyar dolarlık bir finansal kayıp var. Evet. Şu an Şehircilik bakanlığımız, devletimiz tüm kurumlarıyla şehirleri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Hepsinden öte 50, 50 binden, binden fazla insan gitti. Galiba. Yani o acı korkunç bir acı. Tarif edilemez. E, bugün İstanbul. E, Çerçevesinde <laughs> de yani, Siz o Kuzey Anadolu hayatına hattına evet. yakınlık ve uzaklığına göre mi İstanbul'un depremde risk haritasının derecelendiğini şöyle, ortaya koyuyorsunuz e, bununla? Şöyle şunu ben söylemek istiyorum. Burada tabii ki yani bu e, Kuzey'e doğru geçtikçe İstanbul'un Kuzey'ine doğru geçtikçe e, deprem dalgasının e, zamanla sönümlendiği e, ve e, soğurulduğu e, dikkate alındığında ama bizim esas e, şu hat yani büyük Büyükçekmece hatta Silivri'ye kadar biraz daha da uzatmak lazım. Silivri'ye kadar bütün sahil hattı. E, buralardaki ilçelerimizin e, zemin koşullarına bağlı olarak yapı e, performans analizlerinin de e, ciddi olarak e, örselendiğini dikkate aldığımızda... ...buralar çok daha yoğun bir biçimde etki altında kalan e, alanlarımız olacak. Sen yani. Şimdi, bir saniye ben anlamadım izleyicilerimiz net olarak anlamış olabilirler ama... Şimdi bu bölgeler zeminin kötü, yapılaşmanın kötü ve de hayatına yakınlığının ortalaması yani olarak mı böyle bir derecelendirme var? Özellikle, Yoksa de, hayatına yakınlığı ile Tabii mi ilme eşik değerlerine göre bu derecelendirmeler yapılıyor. Yani hızdaki değişim oranı, deprem dalgaları, <laughs> Yani ivme değerleri ile ilgili bir oran bu. Ne demek ivme şimdi? Bize böyle ivme hızdaki değişim oranı, yani deprem dalgasının kaynağından yapılarımıza ulaşırken geçerken, evet, hızı. bu değişim oranı. Şunu söylemek istiyorum, yani bu teknik terimlerden öte bizim bilmemiz gereken doğaya meydan okumadan yapılarımızı tarım alanlarına, alivyon zeminlere yapmadan yani bugün bir hata gibi bunları gördük. Yani zemin sıvılaşması ve benzeri nedenlerle birçok binanın nasıl yerle yeksan olduğuna şahit olduk. Şimdi imar bir haritayı açabilir miyiz arkadaşlar? Peki şunu mu diyorsunuz Sayın Ekşi? Yani o koyu kırmızı olan hat üzerindeki herkes Şimdi Buradan, bakın bir sonraki haritaya. mi Şunu şey? şunu bir sonraki. Çok çok ürkütücü bir harita. ve yerleşime, e, evet, Yani şimdi nah, İstanbul'un farklı zemin e, ana kayaları üzerinde e, inşa ettiğimiz e, binalar var, şehirler var. E, bunların her birinin zemin e, koşullarına bağlı olarak yani her bir birimin e, Dikkatle baktığımızda taşıma kapasiteleri, zemin dalgalarını iletme hızları, performansları hepsinin farklı. Mesela düşük yerler burada Trakya Formasyonu, Anakaya, Kireçtaşlı olarak ifade ettiğimiz zeminler. İşte güncel birikimler, alevyonlar ve benzeri yerlerde işte bakın burada ilçeler yazılı, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar gibi ilçelerimizde de bu zemin koşulları var. Ketecim Milyonlarca yılda oluşmuş bir eee ana kaya ve zemin profili üzerinde inşa ettiğimiz çok katlı veya yatay e, binalarımız var. Şimdi bunların e, imar planları, e, revizyonları e, yapılmış, planlanmış. Mikro bölgeleme yapmadan önce biz bunları yapmışız, imara açmışız bu sahaları. Açılmaması gereken yerlerde maalesef açmışız. O kapsamda biz güvenli yaşam alanlarının yeniden şehirlerimizde inşası için zemin koşullarına bağlı olarak üst yapımızı performansını ölçüyoruz, binalarımızın direncini arttıracak ya yıkıp yeniden yapıyoruz ya da güçlendirerek Şimdi, Sayın Ekşi. koşullarımızı biraz daha iyi bir tamam. noktaya taşımaya adım çalışıyoruz. Adım adım rica edeceğim evet. sizden. Şimdi bu haritadaki renklendirme bize neyi anlatıyor? Zemin koşullarını anlatıyor. tabii ki yani. Peki şöyle kahverengi, kırmızı, pembe, sarı bunlar bu ne? Bu mesela, ya mesela bu zemin işte neyi anlatıyor? Kahverengiler, kahverengi? ya koyu renkler. Burada zaten Trakya Formasyonu diye Düşük ifade etmiş ya, olduğumuz anlatıyor. işte Grovakların, kireçtaştağının ana kayanın olduğu zeminleri ifade ediyor. Nerelerde var İstanbul'da onlar? İstanbul'un bakın önemli bir kısmı karşıda. Başakşi, evet, Sultan bu, bu Gazi, bu Ayazma, tamamında. Zekeriya Kısmen kök, bu kısımlarda, etiler, şiş, e, boğaz, ışıklar, yaka, Boğazın her iki yakası da Beyoğlu. bu şekilde. Tabii ki bu e, alanlar bizim e, güçlü alanlarımız yani daha sonra. E, yeşil geliyor. Evet, yeşiller var, Şile tarafında bazı bölgelerinde Geniş var. Geniş alanı sarı. Evet, evet, yani garipçe formasyonu. Ne Bu, demek bunlarla, sarı, bize ne, sarı renk ne anlatır? E, yani kompakt e, zemin e, garipçe formasyon olarak bizim ifade etmiş olduğumuz. Kompakt daha, zemin ne demek? Yani daha konsolde, daha e, tanecikler arasında sıkışma ve konsolasyonu olmuş mi? güvenli. Tabii güvenli bu alanlar, bu alanların e, tamamı güvenli. Tamam. Bizim diğer bir iki haritamız var. İsterseniz o konulara ben bir girmek istiyorum. Biraz Peki, imar bir ve, şey ve şehircilik. Bir saniye. Evet. Hocam. Şimdi sarı renkte bakıyoruz. E, Avrupa yakası sahil kesimi tamamen sarı renkte. Evet. Bu zemin yapısı olarak ne anlatır bize? Ya buralar tabii. Güncel e, alevyonlar olduğu için e, gevşek dokulu zeminler, yani burada gelen deprem dalgasının genliği bu zeminler üzerinde büyüyor, yani büyüdüğü zaman da e, prima ya yani ikinci sekonder dediğim s dalgaları buralardaki binalara yatay olarak e, etki çok ediyor. ciddi bir e, etki ediyor. Bakın. 99 depreminde Gölcük'te, Avcılar'daki bizim binalarımız yıkıldı yani. Bu tamamen zemin koşullarındaki büyütme ve benzeri nedenlerle yüksek riskli alanlar olarak ifade ettiğimiz alanlar. Şimdi İstanbul'un bu mikro haritası 99 94 yılında Tayyip Bey'in zemin deprem müdürlüğünü kurmasıyla bu haritaları biz 1 ,5 bin ve bin ölçeğinde İstanbul'da, İBB'de ürettik. İyi ki de bunları yapmışız. Yani şu anda Tokyo'da, Londra'da, e, neyse e, e, mikro bölgeleme kapsamında e, deprem e, simülasyonu anlamında İstanbul'da da aslında bu, e, bu çalışmaların yapıldık. hepsi yapıldı. Yani bunlar bizim yüz akı projelerimiz. Yani bizim e, bu noktada herhangi bir eksiğimiz yok. Yani bizim Hangi noktada eksiğimiz var? eksiklerimizden bir tanesi işte arkadaşlar buraya getirdiler. Bir sonraki haritayı alabilir miyiz? Bir tane yine böyle bir harita vardı arkadaşlar. Yoksa buradan devam edelim. Mesela e, İBB'nin 7 milyon e, dolar kapsamında TÜBİT'a ödediği Beylikdüzü Büyükçekmece Esenyurt ilçelerini kapsayan bir e, heyelan haritası yapmışız. Yani kadimden gelen. ...heylanlı bölgeler... ...bu ilçelerdeki Pınar Tepe, Pekmez, Gölyaka... Yani ...denize kadar şu alanda... ...aşağı yukarı 8 kilometre kalik bir alan... ...yani bizim Beyoğlu ilçesi kadar bir alan... ...bu kırmızı renkte vatandaşlarımızın hı hı. gördüğü... ...şimdi bu alanlar... E, ...heylanlı sağlar... ...ama bu alanlarda... Açma. ...yüz binlerce insan yaşıyor... ...ve biz bu alanların boş kısımlarını... imar açmaya çalışıyoruz... TÜBİTAK raporuna rağmen yani bilim tem ve kim sanat kur İstanbul yani e, hırs, rant tamahla e, hareket eden e, arazi sahipleri, kamu idarecileri e, buradan e, rant e, kent şehir rantını e, bu alanları imara e, açarak burada çünkü biz İBB'de komisyona bunlarla ilgili defalarca rapor geldi hepsini reddettik Hı -hı. çünkü. Yaşam hakkı esas. Bakın bugünkü depremde... Hangi derpemle, dönemde geldi ve reddettiniz? Bu dönem işte. Şu ya, an bu dönem. dönem. Bu dönem. Tabii yani şu anda o bu çalışmalar hala dedik. İBB'de. Biz bunları komisyon olarak dinlediğimizde şiddetle reddediyoruz. Ama biz reddediyoruz. Arkadan bir kez daha arkadaşlar bunları o ülkelerden gönderiyorlar. Buraları planlayın, imara açın. Yani bu akıl tutulmasına tabii ki bizler direndik. AK Parti grubu olarak bunlara hayır dedik. Hiçbir zaman bunlara müsaade etmedik. Ama sonuçta bu yerleşime uygunluk çalışmalarını daraltarak, bakın bu kırmızı lekeleri, bu duruma indirerek, bu alanları açmaya çalışan bugünkü bir yönetim anlayışı ve irade var. Bunu niye söylüyorum? Ya derdimiz var, yani bu şehrin e, insanlarına e, yapabileceğimiz en büyük kötülük mervanım, e, bilim, fen ve sanat kurallarına e, meydan okumak, karşı durmak. Bunun sonucu da işte heyelanlar, seller, depremler ya olarak karşımıza eriyor, çıkıyor. Belki. Yani o yüzden evet. insan çevre ve değer odaklı bir yaşam mottosunda biz yürüyüşümüze devam etmemiz Siz lazım. Siz bilim adamlarından bizim beklentimiz bu. Yetkilileri ikna etmeniz, onları anlatmanız hususunda. Evet, bunun için biz çalışıyoruz, kitap yazıyoruz. Yani ederim. şöyle bakın, biz bunu söylerken, İstanbul'da yapılanlar, yapılamayanlar, yapılamama nedenleri ve yapılması gerekenleri rapor olarak zaten Büyükşehir'de biz bunları komisyon olarak hazırladık, sunduk. Yapılması gerekenleri de burada anlattık. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığımızın son şurasında. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın Evet. Yani bu son şurada ben de komisyon üyesiydim orada. E, çok güzel bir yasa çıkardı. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Deprem e, Yasası ile ilgili bu biliyorsunuz meclisten geçti. Bunu hisselleştirdik, kitap olarak yazdık. Yani farkındalığı biraz daha büyütelim diye. Bunların hepsinin sonucunda ben şunu söylemek istiyorum. Sonucu neyiz? Ee, bizim kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da şu anda 850 bin konutu biz güvenli hale getirmişiz. Ama son açıklanan İBB bütçesinde, 516 milyar TL'lik bir bütçe var. Bunun %1'i bile kentsel dönüşüm ve depreme hala ayrılmamış durumda. Biz e, mutlaka ne yapıp edip bu şehrin kaynaklarını, finansmanını, imar ve şehircilik kentin en büyük e, sıkıntılı alanlarından bir tanesi şu anda İstanbul'da. Buraya yatırmamız lazım. Bakın Kiptaş döneminde biz 100 bin konutu yaparak güvenli yaşam alanlarına insanları taşınmışız. Ama 5 yıl içerisinde İBB'ye Başkanımız gözümüzün içine mecliste baka baka 100 bin konut vaat etti. 1.316 konutta kaldılar. Ya yani Sıfır çektiler bir anlamda. Yani bu ne demektir? Bu iselleştireceksiniz, Elinizi taşın Bunu altına koyacaksınız. Bunu vatandaşlık anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Yani yani bakın kimden biz... hesap soracağımı bilmem gerekiyor benim. Belediyeden Şöyle, mi? Şöyle tabii ki İlçe yerel yönetimlerin bu mi? konudaki Bülşehir finansman ve kaynaklarını. Bakın AK Parti döneminde %6 mertebesinde olan bütçe %1'e düşürmüş. Yani benim bir görselim vardı orada aslında onu göstermek isterim ama yok herhalde arkadaşlar da. Henüz hazırlayamamış. Şunu ben nihai olarak söylemek istiyorum. Yani İstanbul'da un, şeker, helva var. Yasal altyapı hepsi artık mevcut. Yani kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu Marmara'yı kapsayan. Devlet de bu konuda finansman ve kaynakları gerek Avrupa Birliği gerek kendi öz kaynaklarında arazilerden elde edeceği gelirlerle bunu hızlandırmaya çalışıyor. Biz yurttaşlar olarak, vatandaşlar olarak da acil eylem planı kapsamında. Çünkü beka sorunu İstanbul'un deprem. Kesinlikle. Bunu herkes söylüyor ama yani Türkiye gelirin yüzde 45'ini üreten bir kent İstanbul. Evet. Yani nüfusun bir, beşte birine barındıran bir şehir. Yani bu şehrin su kaynakları ile ilgili e, önemli bir e, risk var yani barajların güçlendirilmesi gerekiyor bize bu raporla olası bir deprem depremde. Merak etkin, tabii ki Ali yani hani eski barajların gövde şeyleri 50 yıla dayanıyor yani hı hı, yapıları. Hı, hı. Bunların zemin hı hı. ıslak güçlendirme projelerinin yapılması gerekiyor. Bunları defalarca biz eski genel müdürünü araştırma komisyonu olarak dinledik. Bunları yapalım dedik ama bunları da hayata geçirmediler. Yani şunu söylemek istedim. Algı, manipülasyon ve şovla bir kentin geleceğini inşa etmek mümkün değil. Biz Şehrin stresli alanları, bir, imar ve şehircilik, iki, su, çevre, üç, ulaşım ve rayeli sistemler gibi temel konularda yapmamız gereken şu, elimizi taşın altına koyacağız, bilim esas olacak, hırs, rant, tamah gibi şeyleri ayaklarımızın altına alacağız. Bu kentin geleceğine, bu şehrin insanlarına düne saygı diyeceğiz, bugüne adalet diyeceğiz. ...geleceğe miras bırakacağımız bir hikayeyi, yol hikayesini tel olarak bu şehirde yazmamız lazım. Sayın Kademekçi, benim vatandaş olarak ricam o zaman lütfen e, bu stüdyolarda bugün bu gerçeklikle bir kez daha yük, e, karşılaşmışken... ...gelin bizi anlatın. İstanbul'da ne yapıldı, ne yapılmadı, ne yapılması gerekiyor? Ve yetkililer de yine aynı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne itirazı olan varsa yine bizim kapımız açık i̇şte, olabilir... Buyursunlar gelsinler. 100 bin konut Lütfen vaadiyle anlatalım. yola çıkanlar Lütfen anlatalım. Sıfır çok büyük bir tehlikeyle yani karşı bak, 100 karşıyayız. 100 bin konut şimdi. vaadiyle yola çok çıkanlar ciddi bir mesele vaat etmek değil yapmak. Peki, ben bunu ne söylüyorum yapılmadı bir ne yapıldı olarak. konuşalım istiyorum. Söyle tabii ki ben söyleyeyim. Sizi davet ediyoruz önümüzdeki günlerde Peki, Peki tamam yani biz memnuniyetle Şimdilik çok teşekkür e, bu ediyorum. bu konuyu gündem gündeme Lütfen. alalım. Merhaba. çok önemli bir konu. Saygılar. Rakamlarla bakalım ne yapılmadı evet. ne yapılacağı vaat evet. edildi. Bu konuda ben sizden söz aldım. Görsellerle beraber bunu bütün... İstanbul'lara yurttaşlarımıza vaat edilenler, yapılanlar ve yapılması gerekenleri Peki. konuşalım. Peki çok çok Saygılar, teşekkür iyi yayınlar. ediyorum. yayınlar.